Çatı gitti ha, çatı gitti. Aşk çekemedim de. Ula ula ula. Lan video aydan sana şu an. Şeyin çatı gitti. Kimin şeyi gitti? Tamam amca. Tamam amca dur. Muhammed Ağa kalktı, fırladı abi. Küçük abi başlasın. Resmen gördüm yani. Bir başlasın. Mesela hortum geldi, vurdu diye, çatı havadan diye. Şu arka taraftan bir ses geldi. Böyle bir gürültü gibi bir ses geldi. Poşet moşet havada uçmaya başladı. O zaman ben dedim bu dolu gelir. Ben öyle tahmin ettim. Biraz da hava bozuktu. Şöyle şu tarafa doğru o hortum resmen gördüm yani. Müzenin önünden şöyle dolandı. Tam bana burada yakalandı. Baktım ki üstümden böyle saçlar maçlar kağıt gibi uçur. Ben kendimi saçlardan korumaya çalıştım bu sefer. Yani korunamıyorum da güvercinlerim dışarıda bu sefer. Güvercinlerin derdine düştüm. Hepsini uçurttu. Ben şimdi kaçayım diyeceğim kaçamıyorum. Ne tarafa gideceğimi şaşırttım. Tamam bu evin buraya geldi. Bu evin çatısı şöyle var ya kağıt fırlatır gibi şöyle aldı. Taş camının arkasına şu tokilere doğru resmen havada uçurdu böyle. Ondan sonra zaten 3-5 saniye sürmedi. Benim kuşlar ne söylesen zaten tepkiye gerek kalmadı. Burada yemlenirdiler normal şartlarda. Şöyle şuradan geldi kuşların hepsi savruldu. Hepsini aldık hortum içine. Şimdi ben bekledim bu sefer hayvanların derdine düştüm. Bunlar da benim canım yani. Herkesin canı kıymetli bunlar da benim hayatım. Ben kendi canımı unuttum. Allah yalanı sevmez. Hayvanları beklemeye başladık. Ondan sonra bir fırtına vurdu, yağmur vurdu. Allah'ın büyük bir afetiydi. Allah Rabbim afetinden saklaya. Ben canlı yaşadım yani bu iş. 15-20 tane güvercinim var. Ben bu hayvanlar için burada canımdan ölürdüm. Hiç önemli değil. Ben bu yaşıma kadar bunları severek besledim. Yine de olurum bu fedakarlığı ederim. Nöbetten çıkmış gelmişim. Sabah 8.30'da. İnanır mısınız uykusuzum. 17 saat nöbet tutmuşum. Gelmişim bak bu hayvanlarla burada uğraşıyorum. Kim yapar bunu? Dün 3'te işe gitmişim. Sabah 8'de çıkmışım. Gelmişim o 8'den beri buradayım. Evime gittiğim yok. Bu sevdaysa bu benim sevdam her şeyden önemli. Kendi hayatımı bile içe saydım yani. O hortum beni de götürebilirdi. Çünkü ben o toz bulutunun içine resmen düştüm kardeş. Ne abartıram ne bir şey diyeyim. Canlı yaşayayım bana. Hortumu gözümünden gördüm. Elimde kamera yok ki çekeyim. İki tanesi kaybolmuştu. Akşama doğru karanlıktı. Bekledim burada. Geldiler şükür elhamdülillah. Sıkıntı yok işte.
yetkililer bize yardımcı olsa memnun olurduk yani. Vallahi ben ölüp ölümden öldüm. Belki de o fortun beni alıp götürebilir. Sedat vermiyorlar kardeş. Ha buradan da beni kovalıyorlar. Bilmiyorum ne yapacağım. Hortum orada burada dönerek geldi bu konağın çatısını aldı. 3 kilometre kadar ve havada üçlü gitti sajlar. Yeşil Yakuten'in orada, Tokiler orada sajları topladık, geldi, getirdik. Bu konak tarihi bir konak, tekili bir konak. Burada büyüklerimize bir an evvel buraya bir el uzatsınlar, yazdık bu konak zayi olmasın. Kahvede oturuyorduk arkadaşlarla birlikte, birden bir rüzgar çıktı zaten. Rüzgar algından hemen bir kenarı çekildik. Bu tarafa doğru baktığımda bir baktım ki buranın çatısı uçtu. Çatısının uçmasının ardında zaten ben de bir videoyu aldım. Meğer bir rüzgar değil, hortummuş. Zaten hortum çatıları yuvarlak bir daire içinde yukarıya doğru kaldırdı. Zaten direkt sol tarafa doğru da götürdü oradan zaten. O an korkmaktan ziyade o çatıların poşet gibi uçması herkesi zaten orada bir şaşırttı. Bayağı bir insanlar tedirgin oldu. Hani kimsenin başına düşürmüş muhabbet falan olmasın diye. Bayağı bir orada bir şey yaptık hani. İnsanlarda bir korku alıyor, oluştu evet.